Erdem bir evet maç art, yarın oynanacak aynı saatte Türkiye saatiyle 19.30 yerel saatle 18.30'da yine aynı stadyumda oynanacak bir gün önce alındı yani burada kampla ilgili yeni bir planlama var henüz netleşmedi çok fazla durum bu ilerleyen saatlerde ana haberde biraz daha ilerleyen saatlerde bu konuyla ilgili daha net bilgiler paylaşabileceğiz kampın e, gidişatı ile ilgili bu tarihleri ile ilgili bu konuda izleyicilerimizden biraz daha vakit isteyelim ama hazırlık maçı yarın akşam oynanacak. Fenerbahçe maçtan sonra normalde dönmeyi planlıyordu hazırlık maçından sonra. Dönüşünde öne çekilme ihtimali yüksek ama dediğim gibi bu konuda biraz da beklemekte fayda var. Ee, şunu da ifade edelim normalde bugünü çift antrenmanla geçirecekti Fenerbahçe fakat sabahki antrenman yüksek tempoyla geçti. Futbolcular Cesus'un beklentilerini karşıladı. Bu akşam için bir e, izin e, izin demeyeyim de bir ufak bir ödül gibi akşamki antrenmanın iptal edildiğini ifade edelim. Fenerbahçe bu akşamki antrenmanı gerçekleştirmeyecek onu da söyleyelim yarın sabah muhtemelen yine hafif bir antrenman ve akşam maç şeklinde kamp programı devam edecek bunu ifade edelim bunun dışında yeni bir sakatlık yok Fenerbahçe'de sadece Mert Hakan Yandaş buraya getirilen oyuncular arasında sakatlanmıştı İstanbul'a dönmüştü sabah antrenmanında yaklaşık 2 saate aşan bir süre sürdü gene toplantı fitness ve sağ kısımları ile birlikte uzun süre yer aldı bir ufak notla paylaşalım Jorge Jesus da uzun e, antrenmandan sonra bir uzun bir süre kendisi bireysel koşu yaptı hoca 68 yaşında ama maşallah e, biz oraya bir yayın için gitmiştik hiç e, durmadan koşuyor hani yaşın göre oldukça iyi gördük hocayı da öyle bir ekstra not da paylaşmış olalım. E, yarınki maçta kritik şu anlamda kritik artık son iki tane provası kaldı Fenerbahçe'nin Fevvar maçı ve Husti maçı. İki maç artık Dinamo Kiev maçı için son veriler olacak son göstergeler olacak. Bu anlamda yarınki maçı da oldukça önemsediğini ifade edelim. E, Jorge Jesus'un e, transfer gündemiyle ilgili de sanırım e, sorularınız olacak var olacaktır. Stüdyoda Serdar Sarıdağ ve Serkan Korkmaz e, Joshua var. Joshua King var tabii. <gülüyor> <gülüyor> Santrafor geliyor galiba. Evet. Joshua King yani Fenerbahçe'nin bir santrofor alacağını hep söylüyoruz. Burada şu anda dört tane kontratlı oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Samatta, Berişe, Valencia, Serdar Dursun. Samatta kadro da düşünülmüyor ama buraya da getirildi. Hani böyle silinip atılmış bir durum da değil. Cesus bir görmek istedi ama tabii ki o da bir türlü o havayı yakalamıyor. Burada mutlu değil doğal olarak burada bir türlü olmadı artık Samatta için bunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı da Samatta ile yollar ayrılacak ama çok yüksek bir maliyeti olduğunda söyleyelim 3 milyon euro rüya aşan bir maaştan bahsedebiliriz. Bundan dolayı Samatta ile yolları ayırmak kolay değil. Oraya bir takviye yapacak Fenerbahçe. Berisha, Serdar Dursun, Valencia bunlar aslında timle elde olan oyuncular olduğu için tabi biraz değersiz gözüküyorlar. Ama oraya e, bir takviye daha gelecek. Bu oyuncularla birlikte mücadele edecek, forma savaşı verecek bir e, takviye daha gelecek. Fenerbahçe arada sırada o bölgede Buruma ve e, Rossi'yi de kullanacak. Yani orada seçenek az değil ama Joshua King de artık adaylardan bir tanesi daha önce Sörlot isminden bahsetmiştik, Mariano Diaz'dan bahsetmiştik ki ki şunu da söyleyeyim, Mariano Diaz'ın temsilcisi Fenerbahçe'nin son maçını izlemişti ama bir temas bir görüşme olmadı. Bunu da söyleyelim. Yani Fenerbahçe Diaz'ın zaten rakamları vesaire bunlar da yüksek. Bir teması olmadığını da söyleyelim. Sadece işte adı geçen bir oyuncu olarak kalmış durumda şu aşamada. Ama Joshua King serbest bir oyuncu. Geçtiğimiz yıl Premier Lig'de 30'dan fazla maça çıktı. Norveç milli takımında forma giyiyor. Ee, ve Joshua King de Fenerbahçe, Joshua King'in temsilcileriyle Fenerbahçe temsilcileri de görüşüyor. Tabi bu transfer olur olmaz bunu konuşmak için biraz erken ama en azından ilgilendiği oyunculardan biri olduğunu, yeni bir aday olduğunu söyleyebiliriz. Solbek konusu önemli, ön libera konusu önemli. bekle ilgili isim duyamıyoruz. Muhtemelen biz duyamıyoruz henüz ama muhakkak kulübün temasta olduğu isimler vardır. Solbek'e de bir takviye gelecek. Mert Müldür'le temaslar devam ediyor uzun süredir bunu yayın. Satırlarında söylüyoruz. Önlibero'da da Calvario ismi ön planda. Tabii ki kolay bir transfer değil. Ama diğer adaylarla ilgili de şunu söyleyebiliriz: Vinicius Souza ismi geçiyordu ki kendisi çok yüksek ihtimalle İngiltere'ye gidecek. Ara ile ilgili de Fenerbahçe'nin herhangi bir teması olmadığını henüz söyleyebiliriz. Sadece listede yer alan bir oyuncuydu ama bir temas gerçekleşmediğinde ifade edebiliriz. Transfer gündeminde bu şekilde özetlemiş olalım. Ee... Ahmet Selim Kul hemen bir İsmail Yüksel'i soracağım sana çünkü performans ile ilgili bir haberimiz de vardı dün onun haberini de paylaşmıştık ve dünle itibaren Fenerbahçeli taraftarların çok olumlu konuştuğu bir isme dönüştü. Orada bir rotasyon derinliğine girer mi? Jesus'un antrenmandaki performansı çok beğendiği haberleri var. Sen de yakından takip ediyorsun zaten oradaki iletişimimi de gözlemleyebiliyorsun. Biraz bu konuyla ilgili de detay paylaşabilir misin? Ya zaten benim en çok dikkatimi çeken son iki hazırlık maçında Cesun sağ içinde en çok diyalog kurduğu oyuncu İsmail Yüksek olmuştu. Yani bu bence önemli bir gösterge. Olumlu olumsuz. Yeri geldi mi uyarı duracağı yere kadar yeri geldi mi takdir. Özellikle presini, heyecanlı o hareketliliğini sevmiş belli ki Cesur. Tabi top çıkarırken ayağında da soğukkanlı davranıyor. Bu da dikkat çekici ama pozisyon bilgisi konusunda biraz eksikleri var gibi. Bu konuyu aşabilirse İsmail Yüksek takımın parçalarından biri olacaktır. Geçtiğimiz yılki Muhammed Gümüşkaya çıkışı gibi bir çıkışın arifesinde şu anda. Özellikle bölgesinde Crespo, Gustavo o bölgede oynayan oyuncuların da hiçbirisi burada yok. Bundan dolayı da onun için için bir fırsat. Belki Dinamo Kiev maçında 11'de dahi görme ihtimalimiz var. Tabii daha çok erken konuşmak için ee, ama 11'de olmasa da orada süre alabilecek kadrodaki önemli oyunculardan biri olacak gibi gözüküyor. İsmail Yüksek çok önemli bir fırsat yakalamış durumda. Biz de tabii ki e, bu sevgili Volkan Demir'in yorumu daha çok. Ben de tekrarlayayım. Milli takımda bile orada net bir isim yok. Önünde çok büyük bir fırsat olmuş oldu Cesus yönetiminde. O da bunu en iyi şekilde değerlendirmeyi e, hedefliyordur muhakkak. Biz de bu süre takip ediyoruz ama İsmail yüksek birazcık şans biraz da daha çoğu kendi performansıyla çok önemli bir fırsat elde etmiş durumda benim bir sorum olacak Valencia ile Rossi'nin durumu nedir yani onların gitme olasılığını sen nasıl görüyorsun cazip teklifler vardı Rossiye Serkan abi Şöyle anlatayım, o isimlere pelkası da katalım. Ee, yani bu oyuncularla ilgili Fenerbahçe yolları ayırmak istiyor, gönderecek gibi bir durum söz konusu değil. Ama e, oradaki artık son kadro şekillenmesinden şekillenmesinin ardından sayıya göre. Sayı fazla olursa veya gelen tekliflere göre bu oyuncularla yollarına ayrılma ihtimali olan oyuncular. Bu saydığımız 3 isim. Hatta bunları da katabiliriz. O da aynı şekilde. Bu şekilde 3-4 yabancı oyuncu. Hani Fenerbahçe bu oyuncularla illa yollara ayrılım noktasında değil. Ama oradaki şekillenmeyle... Bulabileceği süreye göre oyuncudan da gelebilir bu talep. Bulabileceğini düşündüğü süreye göre oyuncudan da gelebilir. Kulüpten de böyle bir talep gelebilir. Orada veya gelen tekliflere göre böyle bir adım da atılabilir. Bu oyuncuların durumunda bir belirsizlik durumu birazcık var. Ama Valencia dün ilk 11 başladı. Diğerleri şans buluyor. Hani dediğim gibi bir transfer gidecek gözüyle bakılan oyuncular değil. Ama gitme ihtimali hiç olmayan oyuncular da değil. Böyle bir durumdalar şu anda. Ahmet Selim Kul çok teşekkürler aktardığın detaylar için. Kolay gelsin diyelim. Avusturya kampında Fenerbahçe'yi yakından takip etmeye devam ediyor. Detayları, bilgileri, son gelişmeleri bizlerle paylaştı.